biliyorsunuz Ahmet Melih Yılmaz var. Bir ara röportaj da bana vermişti. Ya bu adam da Instagram'dan tabii TikTok'tan falan da yayınlar yapıyor. İşte geçtiğimiz günlerde sesini falan değiştirmiş. Yapabilir. Şimdi Ahmet Melih Yılmaz bize konuk olduğu zaman şimdi o videoyu arkadaşlar şöyle özür dileyerek birazcık şey yapacağım. Ekrana almaya çalışıyorum o videoyu. Tamam buldum. Şimdi burası. Başlıyorum. Başla. Soru geliyor. Hazır mısın? Hazır. Altan geliyor musun? En sevdiğin kelime? En sevdiğim kelime tecrübe. En nefret ettiğin kelime? Bir daha. Ne seni heyecanlandırır? Oynamak, sahne. Heyecanını ne öldürür? Her şeyin normalleşmesi. En sevdiğin ses? En sevdiğim ses. En sevdiğim ses. En sevdiğim ses ne ya? Abi bilmiyorum en sevdiğim ses. Müzik severim. Müzik Tanrı'nın dilidir derler. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdin? Bir enstrüman çalmayı çok isterdim. Ama bedenini çalıyorum yani. Farklı bir şey değil de. Ama bir şey çalmak isterdim yani. Bir bağlama kursuna gittim 3 ay kadar. Ama çok daha iyi konsantre olup aşka gelmek gerekiyor. Daha şey yapamadım. Peki kendin olmasaydın kim olurdun? Yani aslında kendim olmadığım için de herkes olduğum gibi bir şey söyleyebilirim. Evet, burada çok önemli bir cümle kuruyor. İsterseniz orayı bir daha alayım. Son sorumuz. Olduğum gibi bir şey söyleyebilirim. Kendim olmadığım için de yani aslında kendim olmadığım için de herkes olduğum gibi bir şey söyleyebilirim. Şimdi kendin olmasaydın kim olurdun diye bir soru soruyoruz kendisine. O da diyor ki kendim olmadığım için herkes oldum diyor. Her şey oldum diyor falan. Şimdi aslında tabii o dönemler röportaj yaptığımız zamanlarda çok da anlamadık yani bir değişim süreci olduğunu ve değiştiğini duyduğumda işte cinsiyet değişikliğine gideceğini falan duyduğumda açıkçası çok şaşırdım önce. O ciddi mi falan dedim. Fakat sonrasında şey yaptım yani tabii ki kendi özgür iradesi. Şaşırıyorsunuz yani normal olarak şaşırıyorsunuz. Çünkü öyle bir reaksiyon görmemiştim kendisinden. Daha sonrasında da ciddi olarak çok müthiş bir şekilde şaşırdım. Dedim ki ya Ahmet Melih Yılmaz yani neden böyle bir şey yaptı diye. Sonra baktım birkaç videosunu izledim. Kendi kendine Instagram'dan, sosyal medyadan yayınlar yapmaya başladı. Yayınlarını izledim. Yayınlarında aslında her zaman kadın olmak istediğini, işte bir adama aşık olduğunu, adam onu işte bırakmış falan filan. Bu hikayeleri dinledi ve ben bir duygusal bir katarsis falan da çıktı. Tabii o dönemler ben de istedim. Bana çık falan diye de benimle konuşmadığı için ben seninle konuşmuyorum, çıkmayacağım gibi bir şeyler TikTok'tan söyledi falan. Neyse o süreçte şöyle bir şey oldu. Bizim Ahmet Melih artık cinsiyet yavaş yavaş değiştiriyor. İşte önce trans birey oldu. Daha sonra ben tamamen cinsiyet değiştireceğim falan dedi. İlerledi. Tabii elinden işler alındı falan. Yaşadığı şey çok kötü. Bence toplum tarafından hani özellikle sektör tarafından dışlanması da hoş değildi. Tabii herkes burada para dönüyor. Sonuçta herkes parası için kendi dünyasına bakıyor. Fakat ben şeye çok şaşırdım. Yani kadın olmayı çok arzuladığını söylüyordu. Aslında kadın olarak doğduğunu, bedeninin farklı farklı beden içinde hapsolduğunu, bundan dolayı da kendini değiştirdiğini söylüyordu ya. Fakat sonrasında çok enteresan şeyler yapmaya başladı. İşte ben geçenlerde TikTok yayınlarına denk geldim abi. Ve TikTok yayınlarında şurada da videoları var abi işte. Burada var mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi sizle beraber bakıyorum. İşte TikTok yayınlarında burada yok çok fazla hadi. Burada yine fazla bir şey yapmamış. Fakat benim gördüğüme çok şaşırdım. Niye biliyor musunuz? Bedenini pazarlıyor. Yani bedenini pazarlayarak para kazanmaya çalışıyor. Teşhircilik yapıyor. Tabii ki yine onun özel hayatı. Yine ona bir şey diyemeyiz şey olarak ama ya beklemedik be senden. Yani
Biz dedik ki onurlu bir trans birey olacak. İşte ya değişmek istedi. Hayat onun hayatı ve dolayısıyla da böyle hayatını sürdürecek diye düşündük. Böyle daha yani kadın olarak sürdürecek. Ama kadın olduktan sonra o kadın bedenini oluşturmaya başladı. Ve çok ciddi teşhir etmeye başladı. İşte tamamen hani o eleştirdiğimiz hani kadın bedeni üzerinden reklam, kadın bedeni üzerinden pazarlamaya o da düştü. TikTok'ta bayağı bildiğin bedenini pazarlayarak, teşhircilik yaparak, bedenini göstererek para kazanmaya çalışıyor. Yakıştıramadığımı söyleyeyim. Çok ayıp bir şey. Yani bu kadar seviyesinin düşeceğini gerçekten beklemedim. Çünkü bir sanat ruhu olan bir adamdı, oyunculuk ruhu olan bir adamdı. Sanat ruhundan bu kadar pespaya bir hale düşeceğini gerçekten düşünmedim. Ve dolayısıyla da kendisini yakıştırmadığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kınamıyorum, hayat onun. Onun kararı, onun bedeni, onun kararı. Ama bence sosyal medyada çoluk çocuğun olduğu bu yerde biz bir sürü insanı bu konuda eleştiriyorduk. İşte başörtülü ama göğüs çatallarını gösterip para almaya çalışan kadınlar da vardı biliyorsunuz. Bunlar yargılandı da bir kısmı. Tabii ki özgür bir yayın platformu isteyen istediğini yapar ama ahlaken bu doğru olmadığını dile getiriyorduk. İşte Timsah Celil'de yani Ahmet Melih Yılmaz ya da şimdiki adı Meli Bendeli de aynı şeyi yaparak maalesef teşhircilikle para kazanmaya ve fenomen olmaya daha çok kazanmıyor. Şimdi demek ki parayı çekiyor, daha çok kazanma hırsı yayınlardan insanı zıvanadan çıkarıyormuş. Biz zıvanadan çıkmadan yayın yapmaya devam edeceğiz kendimizce. Ben çok şaşırıyorum o teşhirciliğe. Şimdi bir tane arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. Katılıyorum biraz. Belki başka çıkış yolu kalmamıştır. Çünkü sektörden dışlanmış dediğinize göre hiçbir yerde iş de vermiyorlar bu tür insanlara. Doğru, kesinlikle haklısın. Bu konuda da destek olmaya hazırdık ama o da kendini dışladı bu arada. İşte bütün oyuncu arkadaşlarıyla bağını kesti, sanat dünyasıyla bağını kesti. Herkese böyle çok sert takıldı, böyle acayip bir noktaya geldi. Yani işte kimse istemiyorum hayatımda, ben artık yeni bir hayata evrildim falan moduna girdi. Biraz da ondan da kaynaklı. Bir tane daha soru var. Siyasi programlar yapmayacak mısınız artık? Sadece dizi film ilgimi olacak. Dizi film ağırlıklı olacak tabii ki. Orayla ilgili güncel takibim devam edecek. Ama bunun dışında biraz önce TikTok'la ilgili ve birazcık siyasi konuştuk. Siyasi bir alanda orası. Orayla ilgili konuştuk. Ya önemli konular hakkında fikrimizi beyan edeceğiz. Programlar yapmaya devam edeceğiz. Pazartesi günlerde her pazartesi bir seans TV program yapıyoruz. Orada da psikolojiyle ilgili konuşuyoruz. Yani motivasyon, depresyon, ne sorunuz varsa da orada yayınlarımızı izleyerek sorularınızı yazıp canlı yayında psikologumuzun cevaplamasını da sağlayabilirsiniz. Yani her türlü içerik olacak bu kanalda. Eğitim de olacak, bilgilendirme içeriği de olacak, haber de olacak. Hem dizi film haberleri hem de normal güncel haberler. Ama çok da o siyasetin kısır döngüsü ve batağına düşmeden kaliteli yayın yapmaya çalışacağız. Olabildiğine beyin devrelerimizi yakmadan. Evet, bu yayınımızın da sonuna gelelim. Çok fazla uzun tutmak istemedim. Kendinize iyi bakın. Aklınızı kafatasınızda tutacak bir gün dilerim diyor ya şöyle. Vallahi öyle diyoruz biz de. Akli melekelerinizi kaybetmediğiniz bir Türkiye diliyorum. Görüşmek üzere.